Abla başkan yapardım mı? Mustafa sen değil mi? Şimdi değerli arkadaşlar, AK Parti bildiğiniz gibi kurulduğu günden bugüne kadar teşkilat çalışmalarına çok önem veren bir siyasi gelenekten bizler geliyoruz. Bugün itibariyle sadece Kahramanmaraş üzerinde değil, Türkiye'nin dört bir köşesinde bütün illerde bu çalışmalar, temel çalışmaları şu anda yapılıyor. Genel merkezimizin görevlendirdiği biz Kahramanmaraş sorumlusu olarak bugün buraya geldik. Yine yanımızda genel merkezin görevlendirdiği bir arkadaşla beraber bu çalışmaları bugün burada yürüteceğiz. Dediğimiz gibi Türkiye'nin her tarafında, her ilinde bu çalışmalar yapılıyor. Bildiğiniz gibi Kasım ayından itibaren, Kasım, Aralık itibariyle Türkiye'nin her tarafında ilçe kongrelerimiz ve akabinde de il kongrelerimiz, daha sonra da büyük kongremiz gerçekleştirilecek. Bu hazırlıklara bizler şu an itibariyle başladık. İnşallah güzel bir sonuç çıkarak yolumuza devam edeceğiz. Kahramanmaraş özelinde söylemek gerekirse, tabii ki burada Rıfat Görgel Başkanımızın il başkanlığını bırakması, akabinde belediye başkanlığı için, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylık süreçlerinin devamında, burada mevcut yönetimde yer alan arkadaşımız Cüneyt Bey, burada il başkanı olarak görevlendirildi. Vekaleten bu görevi başarılı bir şekilde o günden bugüne kadar gerçekleştirdi ve şu anda halen daha vekaleten il başkanlığı görevini yürütüyor. Tabii ki bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde burada il başkanlığımızdaki yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlığındaki ve yönetim kurulundaki üyelerimiz, bununla beraber geçmişte il başkanlığı yapmış, geçmişte milletvekili yapmış, geçmişte teşkilatlarda görev yapmış arkadaşlarımızın bugün görüşlerini alacağız. Onlarla birebir istişare yapacağız. Kahramanmaraş'ta nasıl bir yol izleyeceğiz konusunda bir fikir oluşacak. Bizler de bu oluşan fikirleri bir raporlama halinde genel merkezimize getirerek Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Cumhurbaşkanımız da ileriki süreçlerdeki durum hakkında netlik kazandıracak. Kendisi burada noktayı koyarak Kahramanmaraş'ta yolumuza devam edeceğiz inşallah.